Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. 7. bölümdeyiz. Valiant Hearts'ın 7. bölümden devam. En son 2 bölümde Baron'u bir hakladık. Bir ceza yemiş bizim sayemizde. Şimdi bizim Anna'yla köye gidiyoruz. Ve aynı zamanda Carl da gidiyor. Bakalım. Bu arada kış ayıydı. Kış ayından bir kontrol edelim bakalım. Evet, köyümüze 39 km kalmış. 18'si ayın, 1917 yılı ve kış ayı. Kış ayı askerler için çok zor geçiyordu diyor. Evet, hadi bakalım. Aha. Şu an Alman askeriyim, Fransız yerine gitmem. Tabii ki zor yani. Biliyorsunuz bir sürü hikaye yaşamıştık. Carl bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Bakayım mı size? Vallahi gidemem herhalde buradan. Ona bir şey vermem lazım. Başlayalım. Ha, kaç kaç kaç. Odun atalım bakayım bizimkine. Kızımız orada diyor. Ben bulacağım o kızı, merak etme. Evet dostlar. Heavy TV kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmanızı rica ederiz arkadaşlar. Yorumlarla da bizle destek olabilirsiniz. Hiçbir yorumunuz yoksa bile aşağıdan bana selam gönderebilirsiniz. Dal lan dal. Aa. Olmadı. Odunla olmuyor o işler. Dur, kızı kurtaracağım da nasıl kurtaracağım? Odunla üzerine gitsem, bakalım ne oluyor. Yok. Salak o biraz. Beceremiyor. Şimdi... Az önce köpeğe attım, odunu bir şey olmadı ama. Olmuyor abi. Direkt öleyim ya, öleyim. Oraya gitmekten daha da kısa bir yer bak. Direkt geliyor böyle. Kızı kurtaracağım ama. Ne yapacağım? Anlamıyorum ya. Bir şey yok ki. Önüme atsam. Ne yapacağım bilmiyorum ki ya. Yukarı mı? Ağaca mı atacağım acaba? Dur bakayım ne diyor. Onu biliyorum yani. O kadar da biliyoruz herhalde ne olduğunu. Kıza atsam bunu, odunu. Ha, tamam. Aferin. Köpekler gitti mi bu arada? Köpek gitmiş oradan da. Tamam. Bir eşya meşe var mı diye kontrole geldim ya. Şimdi onu kurtardığımı söyleyecek bize. Ben de bir Alman askeri olarak kahraman olacağım. Yok, olmadı. Bunlar gittiler. Köye giderken... Ölmeyeyim de. Merci beaucoup. Aha. Ta yukarı çık. Burada biri yok, burada biri yok. Aşağıda bir şey yoktu değil mi bu arada? Bakmadım ama. Var ya, olabilir de. Şu bir eşya, gramofon falan bir şeyler. Neyse.
Beni mi arıyorsunuz? Ha. Askeri kıyafetimizi çıkardık. Tamam. Onlar beni görürdü değil mi? Görsen ne olacak ki? Tanır mıydı beni acaba? Exhausted, starving. Carl realized he'd never reach Saint-Mier. Saint-Mier asla ulaşamadığını düşünüyordu. Hem açtı hem içiyordu derken onu buldu. Carl'ın öldüğünü düşünüyordu değil mi? About 20 miles from Saint-Mier, when their hopes were again dashed. Evet, umutları tekrar yeşerdi. Evet, arabası yine kırıldı. Fransa bir yerindeyiz. Tamam. Tekrarlayayım ben hallederim. Kültür, Gregory. Asker olmam lazım bunun için değil mi? Odun niye aldın lan? 34 km kalmış daha. Onun için asker lazım. Şu yukarıdaki adam olabilir mesela. Tamam. Onu aşağı itebilirim mesela. Yok arada değil. Tamam. Bak yukarıda bir şeyler var. Buradan oraya çıkabilirim herhalde. Bir bakayım. Tamam, geçiş yok. Aha, al sana kıyafet. Ama nasıl gideceğiz? Burası bir hapishane. Tamam. Yukarıdaki şeyi alınca gelirim oraya. Az bekleyin beni. Buraya çıkmak yasak mıydı? Ben ne bileyim buraya yasak olduğunu ya. Hem niye yasak olsun ki? Onu anlamadım. Şu arkasına doğru gidebiliriz. Buradan da gidemeyiz. Allah Allah, ne yapacağız? Bana bir başka asker şeyim lazım acaba ya? Dur bakalım. Araştıracağız daha. Tamam, size herhalde en son geleceğim. Bu odunu da vurabilirim herhalde buna. Tamam. Burada ne var? Oğlunu iyi ki getirmişim bak ha. Ne var orada? Şapkamı da aldım ha. Gerçi bu eşeriymiş. French. Lan Fransız şapkası. Kıyafetimizi de aldık, tamam. Buradan geçemiyoruz. O zaman sırayla herhalde. Sonra önce şu kapıyı o zaman. Önce bu kıyafeti... Aslında odunu alamazdım buradan değil mi? Hani odun olmasaydı bu kişiyi almak zorunda kalacaktım falan yani. Birazcık erkenden yaptık bu işi. Hadi. Buraya geçemiyormuşuz lan. Şişeyi mi kırdın şerefsiz? Ha, şişeye de mi geçemem acaba? Normal geçebilirim herhalde. Ha,
Şişeye izin vermiyor. Tamam. Önce yukarı mı? Tamam, bu kıyafeti yeniden. Buraya çektik değil mi? Tamam, bununla ilgili bir sorun yok. Odunla ilgili işte bak burada yani bir kısa yol yaptım yani, iyi oldu. Burada kıyafet var. Buradan köpek geçebiliyor herhalde. Saklan bakayım şurada. Alkol mü lazım sana? Alkol geçiremiyoruz değil mi buradan? Tamam. Şişeye diğer taraftaydı. O zaman şişeyi diğer taraftan doğru yollayacağız. Ya arkadaş, istekleriniz bitmiyor sizin de ha. Yukarıdan gitsek oraya. Şişeyi sokamıyoruz oraya. Köpeğe verelim şişeyi. Gel oğlum. Böyle oldu bak. Çıkarsızlık yaptık ama. Ver bana. Al, buyurun. Güzel. Adam sarhoş mu oldu? Aa, kıyafeti gitti. Ver onu bana. Bu iyi oldu işte. Posta kartı, tamam. Askere, işte Kepedik'e askere gönderilmiş bir fotoğraf alan kart. Evet, eşleriyle ilgili ya da sevgilileriyle ilgili çok fazla böyle kart alıyordu askerler savaş zamanında. He, ben şimdi onların komutanı oldum değil mi? Ona gerek yok, onunla bir işimiz kalmadı. Şarap içiyordu ya bir de. Belli yani böyle bir komutan olduğu. Şimdi arabayı hallettik ama girmediğimiz bir yer daha vardı galiba en solda. Orayı da bir bakayım da. Neyse, bakamadık. Kafesini çaldım valla. Adam bizi mi takip edecek? Valla bizi takip ediyor. Dinamit atabiliyoruz diyor. Arkamızda ordu var, ordu. Nereye vuracağım? Aa, demet yedim. Kaç. Nasıl vuracağım onu? Patladı. O da uçtu. He, içine atıyorum ya. Belli zaman sonra patlıyor.
Bu ölmüyor. Bir de müzik de senkron galiba. Kapağını niye açıyor salak? Aa, direkt oraya attı. Aa, gene vurduk. Bizim adam değil mi bu? Açın kapaklarınızı bakayım. Ben kapakları niye açmıyor onu bilmiyorum da. Sen de gel. Oğlum demek ki yiyoruz ben ya. Aç kapağını hadi. Aha vurdum. Aman ya, of. Çok gittik. Neyse. Buranın desteği aldı. Hadi. Şimdi de önüme geçti. Nerede buluyorsun o kadar kasayı masayı ya? Allah'ım yarabbim ya. Yine damage yedik. Yine yedik. Şimdi geliyor üstüme. Aa! Ortasında kaldım ya. Oğlum zorlanıyorum ha. Allah'ım ya Rabbim. Önce vurmayacak mıydı bana bu? Önce önüme geçip kandım. Çok demek yedim ya. Dikkatsizlik yapıyorum o yüzden. Yani şuna bak. Zor olduğundan değil ha. Dikkatsizlik yapıyorum. Gel bakalım. Sorun yok. Geliyor, geliyor. Bir daha mı? Bir öne, bir arkaya. Aman. Vur ona. Ah vuramadım ya. O esnada vursaydım olurdu. Gel. Aç. Kafanı ah. Ya Allah'ım yarabbim.
Neyse, ta o diğerinden başlamadı en azından. Gel. Vur. Bu kadar. Patladın bilmiyoruz. Güzel. Tabii 34 kilometreydi böylece. Daha doğrusu 34-1, 33 kilometreydi de böylece hallettik. Sonunda köyümüze geldik. İyi birazcık uğraştırdı ama hallettik yani. Chapter 4. Fransız ordusundan kaçtık bu arada. Odundan sınırlar. Bakalım köyde bizi ne bekliyor? Köyü Almanlar tarafından işgal edilmiş. Aha, sorguya alındım. Tekrar Almanlarla savaşmaya gelmişti. On April 8th, the French forces launched an assault on Saint-Mihiel, an opportunity that Karl would not let slip by. Bir Fransız şeyi var ya, informası. 9 Nisan 1917. Git işçi ol. Anlaşıldı. Ne? Asker maskeli bir şey oldu. Deri de bakacağız. Ne oldu? Bu kim? Sahibim acaba? Allah Allah. Bu kim ya? Hatırlayamadım valla. Dedi şey, kaybedemiz değil herhalde. Ne alaka? Sait, bak. Saint-Mihiel'in işgali. Yukarıdaki fotoğraf gerçek yani. 1914'te işgal etmişler. Amerikan güçleri 1918'de halletmiş orayı. Gaz, gaz. Çabuk çocuklar demiş. Her tarafta gaz var tabi. Köye bak, ne kadar güzel bir köy. Yukarı mı? Bir dakika. Tamam, dur. Bir daha yukarı değil, bir bakayım sağa sola ya. He, şifre mi istiyor gene? Bak, kastı orada. Onu da alacağız. Bakıyorum sağa sola ya, bir şey var mı diye. Ver bakayım bana bu kıyafet. Gut gemacht. Güzel oldu. Evet, bir Alman, 1916 model bir Alman künyesi. Bu adam kim olduğunu hatırlayamadım ama. Evet, silah ve kask alman lazım. Alırız abi. Biri burada da. Şifreyi daha bilmiyoruz. Bakalım. Tamam. Kıyafetim giydim mi işte. Anahtar da orada bak. Nasıl, oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Şuna vursam. Lan. Heh, böyleymiş.
Ne var diyor da. He, arkadan mı acaba geçeceğim o anıtların olduğu yere? Belki de. Bakalım ne var ne yok. Bizim adam. Elma verdik. Adam bize bunu mu verdi? Gazete. Tamam. Başka başka. Bu ne? Bayrak mı çekeceğim oraya acaba? Şu an açılmıyor bu ama. Bunu mu yapacağım? Ne yapacağım ya? Anahtar orada. Alalım onu. Aferin oğlum. Tamam. Demek elma bu işe yarıyormuş. Anahtar da bu. Ver bana o kaskı bakalım. General kaskım oluyor bu. Gutgemacht. Ha bayrak atacağım ona oraya. Bu Alman bayrağı değil mi? As bakayım şu bayrağı. Tanrı bizimle. Gott mit uns. Hans. Bu bildiğin şey. Alman olayı. Dalgandır bakalım bu bayrağı. Benim için bu muydu yani şimdi? Şimdi. Bu bayrağın dalgandığını gören birisi büyük ihtimalle bir şey yapacak bize. Burada bir şey yok. Silah mı? Ekipman lazım bana şimdi. Bu da ne var? Ne vardı? Burası köy işleri. Yok. Ekipmanım yok ki, geçemem. Miklerim var. Ekipman alacağım herhalde. Şuradan gidilmiyor mu? Yok. O nerede bilmiyorum. Vaa bak 3 kez diyor orada. Yo tamam bayrak var. Oradan dur bayrağa bir şey mi yapacağım? Bakalım. Şurada mı o? He şifre. Şifre değil mi o? Bir, iki, üç diyor. He Gott mit uns yazıyor diyor o bayrağın orada. Orada bir şifre olayı var. Nerede o? Bayrağın dalgalanma yeri nerede? Şurada mı? Bak. 18. Ne oluyor şimdi burada? Tam bunu dalgandırdım, bunu biliyorum. Sorun yok. Şifre ne ama? 1870 mit ans. Diğer şifreyi de geç ya. Diğer hint 40 saniye sonra. Vallahi anlamadım tamam mı?
871 iç şifre ya da şu 5 mesela MIT'in 1'i bak şöyle yaparsak 815 mi acaba? Evet 815 galiba ya. Ya da 715 ikisinden biri. Bakalım bir. Ya 815 ya 715 şifre. Bence. Bak 815 tam dediğim gibi. Bayrağı şifre yazmışlar. Vay üç kaçtılar vay. Tamamdır 815 şifre. Ekipman da buradaymış. 8 1 Yok direkt hani ipucunu yaptım ama anlamıştım yani direkt. Hı, süngümüzü de aldık. Kırık bir Fransız süngüsü. Tamam. Şimdi artık gidebiliriz. Aa Fransızlar saldırıya geçti yalnız. Gel gel. Aman. Ya hemen de öldüm. Bu kadar kolay aslında ölüm bak. Aa kimyasal gaz asıyor bir bunlar. Kimyasal gaz demek ki Fransızları kullanmış ha. Sadece Almanlar değil. Aa adam öldü. Kurtar onu kurtar. Öldü mü? Adam korkuyor. Hadi gidelim. Fransızlar tekrar bu köyü aldı değil mi? Kimyasal gaz atıyor bak her tarafa. Ver onu bana. Al onu. Onu alman lazım. Gaz olayı korkutuyor köpeği. Orada da var. Aç onu. Onlardan ya. Kanca susmuyor ki arkadaş. Bununla ilgili bir şey yok burada dur. Bir heyecan yaptım ya. Aa burada Honda varmış. Matara. Buradan bir şey yapmam lazım benim. Ona alamıyor. O kesin. Ne yapmam lazım? He, kancaya vurmam lazımmış ya. Ne bileyim ben arkadaş. Şöyle, he. Anladım. Hadi. Al onu. Hadi. Güzel. Al o. Çek onu. Aferin. Aferin oğluma. He, biri bana biri de ona değil mi? Şimdi diğerini alabiliriz. Guter Hund.
İyi köpek. Az buçuk Almancam da var yani. Aferin oğlum, o da bana. Hadi gidiyoruz. Nereden ama? Tekrar yukarı mı çıkıyoruz? Ha, bir miğfer daha. Ağır Alman kafalı. 1.32 kiloymuş. Vay be. Çok ağırmış lan. Hadi gidiyoruz. Şuradan. Devam. Kaçtık mı yani? Hiç. Yani savaşan bir de değiliz ha. Ya bu öne kaçıyordu yani. Evet. Ferdi Limi'deki Kanadalı birliklere gitti. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force. Aa, yeni bir karakter. Şimdi George'u kontrol edeceğiz, öyle mi? Tamamdır. Evet dostlar, burada yine aramızı verelim. 9 Nisan 1917'den tekrar devam edeceğiz. Diğer bölümde buluşuyoruz. Evet, TV kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.